Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için künefe yapacağım. Evet, duydunuz, künefe yapacağım. Ev yapımı bir künefem olacak arkadaşlar. Ben şimdi malzemelerimi göstereyim. Şöyle arkadaşlar, bir su bardağından biraz az eritilmiş tereyağım var. Şöyle 250 grama yakın margarin. Tuzsuz peynirim olacak. Çiğ kadayıf. Yarım kilodan daha az. Bir de arkadaşlar şöyle künefe kaplarım var. Ben bunun içerisinde yapacağım. Dilerseniz vakit geçirmeden hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ben böyle çiğ kadayıfımı güzel bir borcama aldım. Üzerine eritilmiş tereyağımı böyle döküyorum. Şimdi arkadaşlar, ben şu şekilde önce bir karıştırayım. Bütün yağın birbirini bulması lazım. Kadayıfınız varsa, çiğden kadayıfınız, hemencecik canınız tatlı istiyorsa hemen yapabilirsiniz. Bu kadar yağlı olmasının sebebi güzel kızarabilmesi için. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şöyle kablarım var, künefe kabları. Şimdi arkadaşlar, içine şöyle her tarafına yağlıyorum. Margarin olması şart. Bunu belirtmek istiyorum. Tekrardan. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre. Şimdi arkadaşlar, 3 tane tabağımı hazırladım. Şöyle alt tabanına koydum. Elimle bastırarak yerleştirmeye çalışıyorum. Çok kalın tutmayın arkadaşlar tabağa koyarken. Çünkü çok fazla koyarsanız şerbet aldıktan sonra hamurlaşır. İyi olmaz. İçine arkadaşlar peynir koyuyorum. Tuzsuz peynir olacak bu arada. Tekrardan üzerine kadayıf alıyorum. Şimdi tekrardan bastırıyorum. İnanın ki tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi yağ oranı ne kadar iyi olursa o kadar kızarması o kadar güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, birinci tabağımız hazır. Bir tane boş da tabağım vardı arkadaşlar. Ben bunu şimdi ters tarafından arkadaşlar şöyle göstereyim. Künefeme bir baskı yukarıdan şöyle elimi bastırarak uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel basıldı. Bir peçete yardımıyla arkadaşlar kenarlarını güzel toparlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır. Tam yani basıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir düşme bir şey olmuyor. Çünkü baskısını aldı. Künefelerimi şimdi arkadaşlar şöyle ocağıma aldım. Ve ben bu ocaklarımın altını kısık ateşte altları kızarana kadar döndüre döndüre kızarmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben altlarını yaktım. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Kısık ateşi üçünü de bıraktım. Seslerimi duyuyorsunuz. Yavaş yavaş şöyle bir peçete yardımıyla döndürmeye çalışacağım. Hızlı seslerini duyuyorsunuz. Alt tabanına arkadaşlar ben tereyağı kullandım. Güzel hani tabaktan şeklini çıkabilmesi için. Sonra peynirlerin pişmesini görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Kısık ateşte
Yapışması lazım. Arkadaşlar dilerseniz sizler tepside de yapabilirsiniz. Ama ocak şart, böyle tabaklarınız varsa yoksa da dediğim gibi tepside. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarları yavaş yavaş kızarmaya başladı. Tabii bunlar için özel ocaklar var ama bizler evde yaptığımız için imkanlarımız bu kadar. Arkadaşlar yavaş yavaş kızaran künefelerimi şöyle, bu tabaklarımın bir büyük boyu var. Şimdi arkadaşlar size göstermek amaçlı şöyle şu künefemi alıyorum. Künefemi aldım. Şimdi arkadaşlar tekrardan size göstermek amaçlı şöyle diğer tarafında alıyorum. Tekrardan ocağıma bıraktım. Diğer tabağımı alıyorum. Tabağımı bakın içine ters bir şekilde aldım. Şu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine bıraktım. Tabaktan hemen çıkarıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısık ateş. Bunun önemli püf noktası kısık ateş. Güzel kızarıyor. Hatta şöyle de bakabiliriz. İnanın ki arkadaşlar çok güzel oluyor. Pastanelerde olan tarifleri aratmıyor. Arkadaşlar bu tabağımız şöyle hazır. Evet arkadaşlar künefelerimiz hazır oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Hemen şuraya aldım. Diğer tabağıma geliyorum. Evet bu da diğer tabağım. Bu da üçüncü tabağım. Söylediğim gibi daha önce ben şerbet hazırlamıştım. Şimdi bu şerbetimi yavaş yavaş görüyorsunuz arkadaşlar. Dost köşemi. Diğer tabağıma da aynı şekil şerbet döküyorum. Sesi duyabiliyorsunuz. Künefelerimiz bu şekil oldu. Şimdi dediğim gibi şerbetlerin çekmesini lazım. Bence çok güzel oldu. Ev usulü olduğu için anca bu kadar olur değil mi? Şöyle yakından da gösterebilirim arkadaşlar. Tabii peynir içinde çok güzel eridi. Sıcak sıcak dilerseniz yiyebilirsiniz ama isteyen soğukta tüketebilir arkadaşlar. Ben yarım kilo kadayıftan az kullandım. 3 tabak kadar yaptım. Bence çok güzel oldu. Şimdiden deneyip yapan arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Tabii ki benim de ellerime sağlık diyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz herhangi bir tarif varsa kendi çapımda yapmaya hazırım. Kanalıma abone olup like yapmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda tekrardan arkadaşlar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.